Merhabalar. Benim sormak istediğim soru bir zamanlar bu ülkede FETÖ'cülerin yapmış olduğu dinler arası diyalogla ilgili. Evet. Yani ortak bir ibadet alanı, yani dört büyük dinle alakalı. Evet. Ve bir darbeyle bu işin son bulduğunu zannettik biz. Aslında Expo Hatay'da orada bir proje sundular. Dört büyük din adamlarının buluştuğunu. Ve ortak ibadet alanı ile alakalı kendilerinde bir birleşme, bir yüzleşme olduğunu ve bunun da ne garip ki Maraş'ta da yapacaklar. Ne zaman yapılır bilmiyorum artık, orası deprem bölgesi, Rabbim yardımcıları olsun. Bununla alakalı bir önlem alınacak mı? Alınmıyor. O bölgede bildiğiniz üzere Yahudilerin proje bölgesi. Yahudilerin proje bölgesi olduğuna inanmıyorum. Ama dinler arası diyalogla yani, sesine geleceğim. Arz-ı Mevud bölgesi oldu. Arz-ı Mevud orası değil. O uzun mesele de orası değil. O kadar uzun boylu değil Arz-ı Mevud. Soru bitti mi? Soru bitti. Teşekkür tamam. ediyorum. Şimdi dinler arası diyalog meselesi kıymetli kardeşim. Devlet hukuki olarak insanların dini alandaki hayatlarına karışamaz. Yani laiklik diye bir şey var. Madde 1. 2. Sizin ibadet biçimlerinize de karışamaz. Ama şurası bir gerçek. Bu ülkede dinler arası diyalog meselesi başladığında biz mücadele vermeye gayret ederken bizim karşımıza çıkan ilk insan grubu esnaflardı. Çünkü FETÖ terör örgütü sayesinde bayağı bir para kazanıyorlardı. Ben biraz açık sözlü olduğum için kusura bakmayın. Bütün esnaf cemaatini bir tencereye koyup kaynatmak niyetinde değilim. Ama hep şunu söylüyorlardı. Abi öyle diyorsun ama bak şöyle güzellikleri var. Kardeşim sen bana bir sofra kurmuşsun. Bütün yemekler çok güzel. Sonda bir tane lokum koymuşsun, içinde zehir var. Öleceğim. Sonuna kadar çok güzel yemek var da sonu ölüm bunun. Bizim karşımızda en büyük problem, bak gene aynı hataya düşüyoruz. Devlet bunun için ne yapacak? Abi devletin bunun için bir şey yapabilmesi için insanların bu konuda bir tepkiye sahip olması lazım. İnsanların bu konuda bir karşı düşünceye sahip olması lazım. Ve sana çok daha acısını söyleyeyim. Şimdi televizyonlara çıkıp ben bu FETÖ yüzünden hapis yattım diyen bir zat var. Adını vermeyelim. Ulemadan ya da öyle adlandırıyorlar. 2001 yılı Kasım ayı. Beyefendinin cevabı şuydu. Ama Orta Asya'da çok hizmetleri var. Çünkü onlar da şöyle düşünüyorlardı meseleyi. Bakın bizim İslam tarihinin en büyük son dönem problemlerinden biri düşünce adamımızın olmaması. Alim demek bir şeyleri ezberlemiş adam anlamına gelmez. Ona muallim denir. Muallim öğrendiğini aktaran adamdır. Camideki imamdır. Bazen milyonlar da seyretse kürsüdeki abimizdir, amcamızdır, birisidir. Alim şudur. Elinde ezberlediği bütün kayıtlarla günün probleminin reçetesini çıkaran adama alim diyoruz. Öbürü muallim. Muallimlerse kürsüden seslendiklerinde aşağıdaki topluluğa göre hareket etmeye bir süre sonra teşne olurlar. Örnek. Ben burada senin verdiğin soruya aman kırmayayım diye yuvarlatıp verdim. Onunki hep aman kaybetmeyelim filan. O zaman geldiğimiz nokta şu olur. Ben de bir papağanlaşmaya başlarım. Ben papağanlık yapmaya gönderilmedim ki, vazifem bu değil. Kırılır mısın, kırılmaz mısın? Derdim sen değilsin ki. Seni o anlayışa düşüren şeyden çıkarmak. Arz-ı Mevdut projeleri varmış. Hatay'da bunu yapacakları anda, bak ben sana basit hikayeden, çok basit. Fatih Camii'ndeyiz.
teravih namazına gideceğiz. İlk defa FETÖ, Fatih Belediye Başkanı'nı kafalamış. Belediye Başkanı'nın hiçbir art niyeti yok. Adamı çok iyi tanıyorum. Fatih Camisi'nin avlusuna koskocaman bir yemek yeri yaptılar, tamam mı? Avluya. Dediler ki herkese yemek vereceğiz. Oo süper. Arada oraya bir oyun alanı, buraya bir nargile ocağı, buraya bir kafe, buraya bir kitap. Ana! Avluya bir girdik. Avlu olmuş festival. Girdik içeri. Başladık namaza. İmam bizi duymuyor, biz imamı duymuyoruz. Çocuk sesi, insan sesi, erkekler, kadınlar, oyun bahçesi coşmuş durumda. Abi çıktık camiden. Ben hep şuna inandım. Doğru bildiğin yolda yürü, adam gibi yürü. 3 gün uğraştık hacı, 3 gün. 3 gün sonra paşa paşa sökmek zorunda kaldılar. Ne demek paşa paşa biliyor musun? Belediye başkanının da jetonu düştü. Ha dedi, bir dakika, burada bir tuhaflık var. Bu böyle olmaz bu iş. Bir daha da Fatih Camisi'nin avlusuna o tenteyi kuramadılar. Yani o gün oradan çıkarken ben de şunu deseydim. Hep proje bunlar var ya, hep proje, şerefsizlere bak deyip eve gidenlerden biri olsaydım. Bu benim meziyetim değil, yanlış anlaşılmasın. Bize böyle öğrettiler. Abi gördün mü? Engellemek için elinden geleni yap. Elinden geleni yap. Hukuku çiğnemeden, karşındaki insanı ezmeden, adaletsizliğe düşmeden, gerçek bildiğin buysa, ha yanlış bir düşüncede olduğunu farkındaysan da özür dile, helalliğini al çık. Dolayısıyla kıymetli dostlar, işte gizli örgütlerin en güzel tavrı. Devlet ne yapacak? Abi devlet değil, sen ne yapacaksın? Devlet sensin mi güzel kardeşim? Devlet bu ülkede yaşayan 86 milyon insan her birisidir. Çünkü devlet bizim coğrafyamızda eşittir insandır. Avrupa'da devlet eşittir kağıttır. Çünkü Avrupa'nın devletleri kağıt üzerinde yazılmıştır. Benim devletim kan üzerine yazılmıştır. O yüzden bende her bir birey devlettir. Avrupa'da her bir kağıt parçası devlettir. O zaman devlet gibi kendinizi düşünün. Siz devlet olsaydınız o anda ne yaparsınız? Ya polislik yapamam ayrı konu. Ama şunu yapabilirim. Yanlış yapıyoruz. Doğru değil. Böyle yapamayız. Sonuna kadar gidebilirsiniz. Hataylılar. Ayağa kalksalarmış. Bak yanlış anlama. Devlet bir şey yapmasın, millet ne hali varsa görsün değil. Ama şunu anlatmaya çalışıyorum. Devlet mekanizmalarını siz şöyle zannediyorsunuz. En tepeden her şeyi görüp her şeyi tak 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 çözenler grubu. Bu grup insanlardan müteşekkil. Bir akılsız bürokrat, bir az bilgili teknokrat, bir korku sahibi memur o kağıdı hemen sümen altı etmeye yeterlidir. Anlatabildim mi? Mesele İnsanın da bir devlet olarak hareket edebilme bilincidir. O bilince sahip olduğu anda ne olacak? İnanın bana, vali, kaymakam, belediye başkanı, polis, emniyet müdürü dediğiniz insanlar beraberiz ya onlarla. Çok farklı değiliz yani. Sen söyledin, o söyledi, o söyledi, bir dakika diyecek. Ha demiyor mu? O zaman hainlik vardır. Hainlik mi var? Bu işin bir başka boyutudur. Ama onun da çözümü var nihayet.